Merhaba sevgili gençler, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomda sizlere hava olayları, mevsimler ve iklim ile ilgili bilgiler vereceğim. Sözü daha fazla uzatmadan hemen detaylara başlıyoruz. Evet, bir önceki videomda olduğu gibi bunda da soru cevaplar ve boşluk doldurma yöntemiyle bu konuyu anlatacağız gençler. İlk sorumuz şu şekilde. Havayı oluşturan gaz taneciklerinin maddelere uyguladığı etkiye ne denir? Cevap çok basit. Tabii ki de açık hava basıncı. Gençler, hava tanecikleri maddelere bir kuvvet uygular. İşte biz bu kuvvete hava basıncı diyoruz. Peki, alçak ve yüksek hava basıncı nedir diye baktığımızda, alçak hava basıncı belirli bir alanın üstündeki havanın normalden daha seyrek olması halinde yaptığı basınca alçak hava basıncı denir gençler. Alçak hava basıncı sıcaklığı yüksek olan yerde olur. Havadaki nem oranı da yüksek basınç alanına göre daha fazladır. Tamam mı? Tekrar özetleyecek olursak, alçak hava basıncı belirli bir alanın üstündeki havanın normalden daha seyrek olması durumudur. Alçak basınç alanlarında hava sıcaklığı yüksek olur. Havadaki nem oranı yüksek basınç alanına göre daha fazladır gençler. Tamam mı? Peki yüksek hava basıncı nedir? Belirli bir alanın üstündeki havanın normalden daha fazla sıkışması halinde yaptığı basınç yüksek basınç olur gençler. İşte biz buna yüksek hava basıncı diyoruz. Alçak basınç alanlarına göre hava sıcaklığı daha düşüktür. Yani soğuklarda yüksek hava basıncı olur. Çünkü soğuk hava ne yapacak? Yüzeye yakın olacak ve basınç da yüksek olmuş olur. Havadaki nem oranı az olduğundan havanın sıcaklığı ve soğukluğu daha sert hissedilir. Yine bir tane ilginç bilgi verelim. Yüksek basınç alanlarında bulut oluşmaz gençler. Tamam mı? Bu da yüksek basınçla ilgili bilgilerdir. Geldik, rüzgar nasıl oluşur? Rüzgar basınç farklılığından dolayı oluşur. Az önce ne söyledik? Sıcak havalarda alçak hava basıncı, yüksek hava basıncı soğuk yerlerde oluyor dedik. O zaman sıcak ve soğuk hava ne yapacak? Bir basınç farkı oluşturuyor. İşte bu basınç farkından dolayı da rüzgarlar oluşur. Yüksek hava basıncının olduğu yerden, yüksek hava basıncının olduğu yerden alçak hava basıncının olduğu yere doğru rüzgarlar oluşur gençler. Ha, pekala. Rüzgarlar şiddetlerine göre nasıl sıralanır? Bakın bir sonraki soru da bu. Fırtına, yel, hortum ve kasırga nedir? Şiddetliden daha az şiddetliye doğru sıralayınız. Şimdi gençler, rüzgarın şiddetini ölçen bir ölçek var. Bunun adı ne biliyor musunuz? Bakın yazayım şuraya. Beaufort ölçeği, tamam mı? Beaufort ölçeği 0'dan 12'ye kadar rüzgarın kuvvetini gösterir bize. Eğer rüzgar kuvveti 0 ise, Beaufort ölçeğinde 0'a karşılık geliyorsa, o zaman biz deriz ki ha, sakin, rüzgar yok. Eğer kuvvet 1'e çıkarsa esinti, yel, 2'ye çıkarsa hafif rüzgar, yani hafif meltem gibi isimler alır. Eğer 11'e, 12'ye çıkarsa ismi şu şekilde olur. Bakın siz de görebiliyorsunuz ekranda. Çok şiddetli fırtına. Eğer değeri 11 ise ağır fırtına, şiddetli fırtına olarak adlandırılır. Eğer değeri 12 olursa kasırga, tayfun olarak adlandırılır ve saatteki hızı 118 kilometreden daha büyüktür. Toplu yıkımlara sebep olur gençler. O zaman biz bu soruya cevap verecek olursak en şiddetliden daha az şiddetliye doğru sıralayınız demişiz. Ne diyeceğiz o zaman? En şiddetli kasırga, daha sonra hortum, daha sonra fırtına ve en az şiddetli olan yel şeklinde sıralayabiliriz. Bir de şu bilgiyi vereyim bununla ilgili sizlere. Sıcak hava alanlarında hızlı bir şekilde
kendi ekseni etrafında dönen rüzgarlar var. Bakın, kendi ekseni etrafında dönen rüzgarlar var. Hortum oluşturacak değil mi? İşte bu kendi ekseninde, kendi eksen etrafında dönen rüzgarların en küçüğüne şeytan kulesi diyoruz. Ortancasına hortum, en büyüğüne ise kasırga adını veriyoruz. Böyle spiral şeklinde kendi eksen etrafında dönüyorsa eğer rüzgar, bunların en küçüğüne şeytan kulesi adı da veriliyor gençler. Bir dip bilgi daha vereyim. Kasırgalar tropikal bölgelerde oluşur. Bunun için okyanus sıcaklığının 27 santigrat dereceye ulaşması gerekir. Fırtınanın hızı 118 kilometre bölü saati aşarsa kasırgaya dönüşmüş olur. Tamam mı? Evet, geldik. Yağmur, kar, dolu, sis, kırağı ve çiğ nasıl oluşur? Açıklayınız demişiz. Şimdi de bunları cevaplayalım. Evet, öncelikle yağmur nasıl oluşur? Gençler, yeryüzünden buharlaşan su buharı gökyüzünde bulutları oluşturur, değil mi? Bulutlardaki su buharı ısı kaybettiğinde yoğunlaşacak ve yoğunlaştığı anda da yağmur olarak yeryüzüne inecektir. Yağmur bu şekilde gerçekleşir. Peki kar nasıl oluşur? Soğuk hava etkisiyle bulutlardaki su buharı buz kristallerine dönüşür. Buz kristalleri birleşerek kar tanelerini oluşturur ve kar taneleri de yeryüzüne inmiş olur gençler. Peki dolu nedir? Hava sıcaklığının aniden soğuması ile bir araya gelen su damlacıkları donar. Donan bu damlacıklar birleşerek buz toplarına dönüşür. Yeterli ağırlığa ulaşan buz topları da yağış olarak yeryüzüne dolu şeklinde iner. Bazen dolular misket büyüklüğünde, hatta ceviz büyüklüğünde, yumruk büyüklüğünde aşağıya inebilir ve bu pek çok tarım ürününün zarar görmesine neden olur. O yüzden çiftçilerin pek de sevmediği bir hava olayıdır gençler. Evet, sis. Sis nedir? Atmosferin yeryüzüne çok yakın kısımlarındaki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan buluta sis denir. Yani bildiğiniz buluttur gençler. Yeryüzü havadan daha soğuktur. Havadaki su buharı yoğuşur ve yeryüzünün hemen üstünde sis bulutunu oluşturur. Tamam mı? Özellikle sürücüler için ve hava yolu ulaşımı için çok büyük tehlikeler arz ediyor sisli havalar. Geldik kırağıya. Kırağı nedir? Bir kere kırağı ne zaman olur? Kışın olur. Hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altındaki günlerde havadaki su buharı donarak katılaşır. Biz buna kırağılaşma demiştik. Hatırladınız mı? Toprağın ve bitkilerin üzerinde kar yağmış gibi bir görüntü oluşur. Özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığı çok düşük olduğundan kırağı düşüşü genellikle güneş doğmadan önce sabah saatlerinde şiddetli bir şekilde olur. Geldik çiğ ya da çiğ diye de yazılabiliyor arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Çiğ nedir? Geceleyin hava serinler ve ortam sıcaklığının düşmesiyle su buharı yoğunlaşarak toprağın, dalların ve yaprakların üzerinde su damlacıklarına dönüşür. Evet, çiğ de bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sayfaya geçelim. Bir diğer sorumuz, hava olaylarının yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişimi üzerindeki etkisi nedir? Bakın, hava olayları yeryüzü şekillerini değiştiriyor. Neden mi? Hava bir sıcak, bir soğuk olduğunda kaya parçaları ısınıyor, genleşiyor, soğuyor, büzüşüyor. Bir sıcak, bir soğuk olduğunda ne yapıyor? Çat, çatladı. Kayaların üzerinde çatlaklar oluşuyor. Daha sonra yağmur yağıyor. Yağmur yağdığında bu sefer bu çatlakların arasına su giriyor. Daha sonra kış ayı geliyor. Yağmur yağıyor, kar yağıyor derken bu aradaki çatlaktaki su bu sefer ne yapıyor? Buz haline geliyor. Biliyorsunuz su buz haline döndüğü zaman ne yapacak? Hacmi büyüyecek. Hacmi büyüdüğü zaman çatlağı iteliyor içeriden. İttiği zaman çatlak daha da büyüyor ve taş ortadan ikiye kırılıyor. Bir de bunun üstüne rüzgar, fırtına eklendiğinde
kaya parçaları, taş parçaları yıllar içinde, milyon yıl içerisinde un ufak oluyor. Dikkat edin, çöller. Gençler, çöllerdeki toprak nasıldır? Çöl toprağı. Küçücük değil mi? Ufalanmıştır. Pekala, neden böyle? Bildiğiniz gibi çöller sıcaklık farkının çok yüksek olduğu yerlerdir. Gece sıcaklığıyla gündüz sıcaklığı arasında 45-50 derecelik farklar olabiliyor. Bu kadar yüksek sıcaklık farkı sonucunda da taş ve kaya parçaları un ufak oluyor ve küçücük toz parçacığı kadar küçülmüş oluyor ve çöl topraklarını meydana getiriyor. Peri bacaları nerede? Nevşehir'de. Nevşehir'deki peri bacaları da yine yağmur, rüzgar ve sıcaklık farkları sonucunda şekil kazanmış ve insan figürüne benzeyen yapılar oluşmuştur. Demek ki hava olaylarının yeryüzü şekilleri oluşumu ve değişimi üzerinde etkisi vardır diyoruz. Tamam mı? Hava tahminlerinin günlük hayatımızdaki önemi nedir? Gençler, hava tahmini sayesinde bizler ne yapıyoruz? Planlamalar yapıyoruz. Evet, planlama yapıyoruz. Ona göre şemsiye alıyoruz ya da pikniğe gideceksek pikniği erteliyoruz. Doğru mu? Aynı zamanda bunu pek çok meslek dalı hava olaylarına göre mesleğini icra ediyor. Örneğin nedir? Hava yolları. Hava yolları şirketleri ne yapıyor? Hava durumunu inceleyerek uçaklarını kaldırıyorlar. Onun dışında mesela sporcular, yamaç paraşütü ya da paraşütçüler. Yamaç paraşütü yazalım. Yamaç paraşütüne uygun bir hava var mı? Ona göre sporcular kendilerini ayarlıyorlar. Bunların dışında hava olaylarına dikkat eden kimler var gençler? Şoförler var. Onun dışında denizciler var, değil mi? Denizciler var. Ona göre yol alıyorlar. Demek ki günlük hava tahminleri bizim hayatımızda önemli bir yeri var. Pekala, biz bunları nereden öğreniyoruz? Hava olaylarını meteorolojiden öğreniyoruz. Meteoroloji nedir? Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Meteorolog kimdir? Hava olaylarını inceleyen ve buna yönelik tahminler yapan kişiye meteorolog ya da meteoroloji mühendisi adı verilir. Tamam mı? Şimdi boşluk doldurma soruları var gençler. Boşluk doldurma sorularına bakalım. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi dıdıt dıdıtı oluşturur. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi mevsimleri oluşturur. Dıdıt dıdıt nedeniyle güneş ışınları dünyaya farklı açılarla gelir. Kuzey ve güney kutbu farklı mevsimleri yaşar. Nedir bunun cevabı? Eksen eğikliği. Eksen eğikliği nedeniyle güneş ışınları dünyaya farklı açılarla gelir. Kuzey ve güney kutbu farklı mevsimleri yaşar. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda gece ve gündüz oluşur. Oluşan sıcaklık farkları, biliyorsunuz geceleri serin, gündüzleri sıcak. Oluşan sıcaklık farkları neyin oluşmasında etkilidir? Rüzgarın oluşmasına, rüzgarların oluşmasında etkilidir şeklinde bu boşluğu doldurabiliriz. Ya da bu sıcaklık farkları basınç farklılıklarının oluşmasında etkilidir şeklinde de yazarsanız mantıksız olmaz, anlamlı olur. Zaten basınç farkı demek rüzgarların oluşması demektir. Evet, hava olayları konusu burada bitti gençler. Şimdi sizlere mevsimlerin oluşumu ve iklim konusunu anlatacağız. Haydi bakalım, devam edelim. Mevsimler nasıl oluşur? Az önce de söyledik. Mevsimler dünyanın güneş etrafında dönmesi sonucunda oluşur. Kuzey ve güney kutbunda aynı zaman diliminde neden farklı mevsimler oluşur? Bakın, kuzey ve güney kutbunda aynı zaman diliminde neden farklı mevsim oluşur? Örneğin şu anda kuzey kutbu ilkbaharın içerisinde ve yaza hazırlık yapıyor. Doğru mu? 21 Haziran'da kuzey yarım kürede bulunanlar yaza girecekler. Pekala, güney yarım küre ne yapacak? Güney yarım kürede bulunanlar ise kış ayına girecekler. İşte aynı zaman diliminde neden farklı mevsimler var diyecek olursanız bunun da cevabı çok basit. Yine
Eksen eğikliği gençler. Dünyanın eksen eğikliği sebebiyle güneş ışınları farklı açılarla düşer. Eğer eksen güneşe doğru bakıyorsa kuzey kutbu, güneş daha fazla alacağından kuzey yarımküre yaz ayına girecektir. Diğer tarafta ters açıda kaldığından dolayı daha az ışık alacak ve kış ayını yaşayacaktır. Tamam mı? Pekala. İklim ile hava olayları arasındaki fark nedir? İklim uzun yıllara dayalıdır. 30-35 yıllık verilere dayanır. Hava olayları ise günlük, haftalık, aylık, en fazla 3 aylık hava olayları tahminleri yapılır. Yani birisi kısa dönemli incelemeler, diğeri ise 30-35 yıllık veriler üzerine inşa edilir. En büyük farklılık budur gençler. Tamam mı? İklim değişiklikleri günümüzde sık yaşanmaktadır. Bu durumun nedenleri nelerdir? Ne gibi olumsuz etkileri vardır? Çözümü ne olabilir? İklim değişiklikleri günümüzde neden sık yaşanıyor? Tabii ki de küresel ısınma. Peki küresel ısınmanın sebepleri neydi? Daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Karbondioksit salınımı, CO2, SO2, kükürtdioksit, NO2, azotdioksit gibi gazlar küresel ısınmaya sebep oluyor değil mi? Sera etkisi yapıyor ve bu da dünyanın ısınmasına neden oluyor. Peki dünya ısındığı zaman ne oluyor? Mevsimler değişiyor, iklim değişiyor ve bunun sonucunda insanlar ve diğer canlılar olumsuz etkileniyor. Bazı canlıların nesli tükeniyor ve doğal afetler daha çok oluyor. Yağmur yağmıyor, yağmıyor ama daha sonra bir yağıyor. Bir mevsim boyunca yağacak olan yağış bir günde tamamlanıyor. Aşırı yağıştan dolayı bu sefer seller oluyor. Yine kar fırtınaları, hortumlar, kasırgalar daha şiddetli oluyor. Dünyada doğal afetlerin sayısı daha da fazlalaşmış oluyor. Peki çözümü nedir? Çözümü dünyanın dengesini sağlamaktır. Ağaç kesimlerinin önüne geçmektir. Dünyadaki yeşilliği yani ormanı arttırmaktır. Bunlar ne işe yarayacak? Fotosentez yoluyla karbondioksit miktarının azalmasını sağlayacak. İnsanları bilinçlendirmek gerekiyor. Fabrikaların, araba egzozlarının çıkarttığı çeşitli gazların filtrelenmesi gerekiyor. Kısacası insanlar bilinçli olduğunda küresel ısınmanın önüne geçilebilir. Böylece iklim değişiklikleri konusunda da olumlu gelişmeler sağlanır ve çok daha yaşanabilir bir dünya ortaya çıkar gençler. Pekala, boşluk doldurma sorularına geçiyoruz. Geniş bölgelerde uzun yıllar yani en az 30 yıl aynı kalan ortalama hava şartlarına ne denir? Tabii ki de iklim denir. Değil mi? İklimi meydana getiren olguların analizi ile uğraşan bilim dalına yani iklim inceleyen bilim dalına ne denir? Klimatoloji denir. Pekala, iklim bilimi ile ilgili uzmanlığı olan kişilere ne denir? Klimatolog diye pek çoğunuz söylemiştir tahminen. Peki bunun eş anlamlısı nedir? İklim bilinci.
Klimatolojinin de eş anlamlısı nedir? İklim bilimi. Evet, bu şekilde de yazsanız olur. Pekala, son sorumuza geçiyoruz ve 8. sınıfın tüm konuları LGS'ye hazırlık sürecinde bitmiş oluyor böylece. Günün belli saatlerinde yapılan ölçümler ile dıdıt dıdıt tahmin edilir. Ne tahmin edilir? Günün belirli saatlerinde ölçüm yaparak tabii ki de hava olayları tahmin edilir. Evet sevgili gençler, 2017-2018 sezonu boyunca sizlere çeşitli videolar çektik ve 8. sınıfların LGS'ye hazırlık sürecinde konu anlatımlarını bitirmiş olduk. Tabii ki ilk video ile son video arasında çok çok fark var. YouTube'da video çekmeye yeni başladık çünkü. Bu yıl siz de izlediğiniz kadarıyla bu yıl bizim bu işi öğrenme noktamız oldu. Yıl boyunca sizlere yardım etmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize LGS sınavında başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz puanları alırsınız ve hepiniz istediğiniz okullarda okursunuz diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.